Şimdi de bir önceki bölümde ekranda çizdirdiğimiz noktaların rengini değiştirmeyi ve parmağımızı ekranda sürüklediğimizde bu şekilde çizimler yapabileceğimiz bir programı hazırlayalım. Önceki kodumuzun üzerine ilk olarak Design'dan 3 tane buton ekleyelim. Ama bu butonları görünüm açısından yan yana ve düzenli bir şekilde görünmesini sağlamak için bu şekilde Layout yani düzen başlığı altından Horizontal Arrangement yani yatay çerçeve içine atarsak hepsi yan yana ve düzenli bir şekilde görünüyor olacak. Bunu oluşturduk. Horizontal yani yatay çerçevemizi. Ardından User Interface'ten buton sürükleyelim. 3 tane. Birinciyi sürükledik. İkinciyi sürükledik. Ve üçüncü butonumuzu da sürükledik. Birinci butonumuz kırmızı rengini temsil etsin. Butonumuzun ismini buton kırmızı olarak değiştirelim. Ve butonumuzun tekstini yani üzerinde yazan yazıyı da bu şekilde butonun özelliklerinden kırmızı olarak değiştirelim. Ardından butonumuzun background color'ını yani arka plan rengini kırmızı olarak değiştirelim. Bunları zaten eş zamanlı olarak telefonumuzdan görüyor olacağız. Ardından ikinci buton için aynı işlemleri yapalım. İsmini değiştirelim. Bu da mavi buton olsun. Tamam. Mavi butonumuzun yazısı da mavi olsun. Ve aynı zamanda mavi butonumuzun rengi de mavi olsun. Daha sonra üçüncü butonumuzun adı yeşil olsun. Bunun yazısı da yeşil olsun. Ve bunun da arka plan rengi yeşil olsun. Ekrana eklediğimiz tüm bileşenlerin ekranın ortasında görünmesini istiyorsak görünüm açısından bu şekilde Screen 1 yani sayfa 1'in elin horizontalını yani yatay görünümünü bu şekilde center yaparsak görmüş olduğunuz gibi ortalamış olacak. Ekranın merkezine, ortasına gelmiş olacak. Şimdi bu butonlara tıklandığında renk değişimini gerçekleştirecek görevleri buton bileşenlerine ekleyelim. Bunun için görev eklediğimiz kısım blok kısmına geliyoruz. Bu önceki kodumuzda vardı. Mesela buton kırmızıya tıklandığında, buton kırmızıya tıklandığında yap. Ne yapacağız? Çizgilerin, noktaların kırmızı olmasını sağlayacağız. Canvas 1'deki noktaların kırmızı olmasını sağlamak için Canvas 1'deki çizilen rengi kırmızı yapmamız gerekiyor. Bunu nereden yapacağız? Bu şekilde hem de yavaş yavaş incelemiş olalım. Bu çizim yapacağımız yani nokta çizdireceğimiz şey bir özellik olduğu için yeşil. Özellikler kısmından bakıyoruz. Canvas 1'in background color'ını almıyoruz. Çünkü bu arka plan rengini ifade ediyor. Paint color'ını yani çizilen rengi ifade eden bu. Bu çizilen rengi set edeceğiz. Yani değiştireceğiz. Ne olarak değiştireceğiz? Kırmızıya tıklandığında kırmızı olmasını sağlamak için. Buradan renk seçeneklerinden mesela bu kırmızıyı bu şekilde sürükleyip bıraktığımızda şu an test edelim. Kırmızı butonumuza tıklıyoruz ve ekranımıza tıklıyoruz. Bakın nokta kırmızı oldu. Aynı şeyi mavi ve yeşil için yaparsak mavi butona yukarıdan tıkladığımızda şuraya koyalım. Ne olacak? Canvas 1'in
Paint color'ı değişecek. Ne olarak değişecek? Maviye tıkladığımızda mavi olarak değişecek. Aynı şeyi yeşil için yapmak için bunun bir kısa yolu var. Buradan duplicate diyerek çoğaltabiliriz. Yeşil butona tıklandığında Canvas 1'in çizim rengi bu şekilde, buradan da yeşili seçebiliriz. Şimdi yine test edelim. Maviye tıklıyorum ve ekrana dokunduğumda mavi noktalar oluşuyor. Yeşile tıklıyorum. Ekrana dokunduğumda yeşil noktalar oluşuyor. Şimdi de ekranda parmağımızı gezdirdiğimizde çizim yapabileceğimiz bir bölüm tanımlayalım. Bunun için ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Ekranda gezindiğimizde, yani Canvas 1'de gezindiğimizde, yani ben Canvas 1 dragged, Canvas 1'de gezindiğimiz zaman ne olacak? Çizgiler çiziyor olacağız. Bunun için Canvas 1'de çizgiler çiziyor olacağımız için Canvas 1'de çizgi çiz. Bu fonksiyonu bu şekilde çağırıyoruz. Bu bizden x1, y1, x2, y2 parametreleri bekliyor. x1 bu şekilde, aynı zamanda Canvas 1'in de bazı parametreler oluşturduğunu, bu olayın da bazı parametreler oluşturduğunu görüyoruz. Start x gezinmeye başladığımız noktanın x koordinatı. Start y gezinmeye başladığımız noktanın y koordinatı. Previous x, yani prev x hemen bir önceki x noktası, hemen bir önceki y noktası. Current x ve y de hemen şu an o an gezindiğimiz noktanın x ve y koordinatlarını belirtiyor. Bunun için biz x1'i mesela buradan hemen bir önceki x ile eşleştirirsek, y1 için de hemen bir önceki y ile eşleştirirsek, x2'yi şu an bulunduğu x ile, y2'yi de hemen şu an bulunduğu y ile eşleştirirsek çizim yapabiliyor olacağız. Bunu şimdi test edelim. Mesela şu an ekranında parmağımı gezdiriyorum. Ve bakın, yeşil bir çizim yapıyorum şu an. Bu şekilde